Yağmur, ne oldu? Neden evden kaçmaya karar verdin? Yok bir şey. Özge kötü bir şeyler mi yaptı? Sadece o değil. Sen benimle oynayan tek arkadaşımsın. Biliyor musun? Öyle mi? Hastayım diye kimse oynamak istemiyor. Ben seninle oynamayı da konuşmayı da seviyorum. Ben de. O zaman niye böyle bir karar aldın? Babam. Simge'yle evlenirim. Ben onu istemiyorum. Ama kimse beni dinlemiyor. O evde artık bana yer yok. Nereye gideceksin? Beni bulamayacakları kadar uzağa. Babam da beni bulamayınca kahrolsun artık. Ama çok üzülür. Bana ne? O Özge ile Simge'yi bizden daha çok seviyor. Ben de seninle geleceğim Yağmur. Seni bu halde yalnız bırakamam. Sen bunu yapmak zorunda değilsin. Bu benim sorunum. Olsun, sen benim tek arkadaşımsın Yağmur. Olmaz öyleyse annem merak eder. Seni kız başına sokaklarda yalnız mı bırakacağım? İtiraz etme Yağmur. Birlikte gideceğiz. Hadi yürü. Biliyor musun, sen çok şanslısın. Neden? Çünkü senin annen yaşıyor. Böyle şeylerle uğraşmak zorunda değilsin. Evet, ama yine de bana çok karışıyor. Keşke annem hayatta olsaydı da her şeyimi karışsaydı. Ben doydum. Simit güzelmiş, değil mi? İyi ki yanıma kumbaramı almışım. Nasıl da işe yaradı. Peki akşam da nerede yatacağız? Bilmem. Burada yatarız işte. Ben çok üşüdüm. Sana montumu vereyim mi? Olmaz, sen üşürsün sonra. Ben erkeğim, üşümem. Şimdi sokaklarda mı yaşayacağız yani? Keşke biraz büyük olsaydım. Çalışır bakardım sana. İkimizin bir evi olurdu. Yağmur. Efendim? Şey işte. Ne, utanmasana söyle. Önce benimle evlensene. Ya ben hiç evlenmeyeceğim. Şimdi bunun sırası mı? Tamam, affedersin. Demek bu kız ne küçük kız. Merhaba güzel çocuklar. Nasılsınız bakalım? İyiyiz. Pamuk şeker ister misiniz? Paramız çok az. İdareyle olmalıyız. Yok, istemeyiz. Bazen hayat çok zor oluyor, öyle değil mi? Sizi çok iyi anlıyorum. Zaten ben de çocuk ruhluyum. O yüzden iyi anlaştık ya. Yoksa büyükler çocukları genelde hiç anlamazlar. Evet, anlamıyorlar. Babam o kadın kötü. Evlenmediği 100 kere söyledim yani. Benimkiler de dışarıda. Oyun oynamama çok az izin veriyorlar. Hastasın diyorlar. Büyükler her şeyi yasaklamaya bayılır işte. Hep kural koyarlar. Sonra da buna uymanız için sizi zorlarlar. Yüzünü yıka, dişini fırçala. Okula git, bilgisayarın başında çok durma. 9 ayak, televizyon çok izleme. Of ya! Evet, özgürlük ne güzelmiş. Ha şöyle, ya siz ne akıllı çocuklarsınız. Gerçekten şaşırıp kaldım. Eğlenmeyi hak ediyorsunuz. Ama önce size birer pamuk şekeri. Benden. Aa, ne kadar iyisiniz. Alın bakalım. Hem de 2'şer tane. Benim annem bir tane izin veriyor. Ama annem burada yok.